Herkese merhabalar. TV Bu Spor YouTube kanalının yeni içeriği Futon'la karşınızdayız. Bugün Altan Tanrıkulu beraber, daha doğrusu bu sezon hem FIFA 23 hem de FIFA Ultimate Team'i konuştuğumuz bir program olacak. Bugün de gördüğünüz üzere FIFA 23 daha yeni elimize ulaştı. Çok sıcak. Hem de FIFA Ultimate Team'de de yenilikler var. Bunları Altan abi beraber değerlendireceğiz. Sana da pas öyle atayım abi. Hem FIFA 23'ü nasıl buldun hem de FIFA Ultimate Team'deki bu değişimleri nasıl buldun, nasıl karşıladın? Evet, Şimdi öncelikle ee, programa katılacak, programı seyredecek herkesin varsa kafasındaki bir soru bir şey alta o şeylerini ekleyip sorarlarsa ben özel evet. olarak hepsini tek tek yanıtlayacağım. <laughs> Böyle etkileşimin evet. yani e, izleyicilerle etkileşimin çok önemli olduğunu öğrendim bu YouTube'da. Doğru. Onların her sorusu da yanıt vereceğim. Belki de sezon içerisinde küçük sürprizlerimiz de olabilir e, izleyicilere tabii ki. yönelik. Tabii. Bakalım. Ee, şimdi altım ettiğim FIFA 23'ün bence en etkileyici. Özellikle son 3 sezonda artık her geçen sezon iyiye giden ve bu sezon çok yenilikler katmışlar. Doğru. Benim takımım da altım ettiğimde Real Suadi'ye 2017'de evet. kurmuştum. Ee, şimdi niye Manchester City? Suadi'de oturduğum <laughs> için Suadi'ye. Real Madrid taraftarıyım, Real Madrid'i koyduk. Oğlum Paris Saint Germain'le, eşim Barcelona'lı. <laughs> ailece Fenerbahçeliyiz. <laughs> e, ama logolardan Manchester City çıktı ilk açılışta onu aldık. Ultimate tipe gireceğiz. Burada e, değişik modlar da var. Yani oyunun e, bilenler işte Volta falan da var. Biz Ultimate'tim bizim uzmanlık alanımız ve oraya evet. giriyoruz. Orada ee... Volta onun da çok meraklısı var. İşte ha. yine sezon oynayanlar da var. Yani çeşitli işte YouTube'daki içeriklerde de mesela sezon başlangıcı yapıyorlar. O da enteresan macera ama ben de Altan abi senin gibi daha FIFA Ultimate Team'e daha yakınım ve daha sıcak bakıyorum. Yani oynamaktan Aynen. kesinlikle daha çok zevk alıyorum. Evet. Şimdi girdik. Paramız 1394 şu anda FIFA paramız, bir de 3600 FIFA pointimiz var. Yani bu oyunda 4600 aldık, ekstra Ultimate Team Edition aldığımız için böyle. Paket açma olasılığı yüksek olmayan bir arkadaşımız iki tane paket <laughs> harcadı. Ben de iki tane açtım. <laughs> onun Evet, için, bazı e, şanslıklar olabiliyor. Evet, yani. Onun o için bugün açalım. sadece bir paket açacağız. <laughs> ee, pardon, bir paket değil. Ee, Doğukan sağ olsun, evet. yani bize iki paket açma hakkı tanımış. Ee, FIFA, altım e, ettiğimin güzel yanlarından biri, çeşitli e, bölümleri var. Mesela Scout Battles'ta tamamen yapay zekaya karşı oynuyorsun. Burada ben bayağı iddialıyımdır. İlk 200'e hiç giremedim hı hı. ama hep elit bire gelmeyi başarıyorum. Bu da iyidir. Yani pay şeylere göre buradan ödülleri görebiliyorsun. Mesela seçkin bir. Seçkin bire geliyorum. Ee, genelde 45 bin puanın üstüne çıkmak lazım. Herhalde başlangıç diye bu çok düşük kaldı. Evet, şu ödülleri an düşük. pazar günü saat 11'de veriyorlar. Ee, Champions, Food Champions ve Rivals ödülleri Perşembe saat 11'de veriliyor. Buradaki ödülün ne olduğuna bakalım. Bu ödüller 26.000 ve 2 nadir oyuncu. Buradaki önemli özel 2 nadir oyuncu da satılabilir olmaz. Kazayla bir ikon çok falan değerli. çıkartırsan köşeyi dönüyorsun. <laughs> çok e, tabii çok o arkadaşımı açtırmam yani. <gülüyor> 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 Neyse ileride inşallah şanssızlığımızı kıracağız Altan <laughs> abi bu paketler konusunda diyeceğim. Tamam, şimdi sende. buradan çıkalım. Uskaltı Batı biliniyor, Rivals biliniyor. Takipçilerimizi çoğu ezberlemişlerdir. Foot da biraz daha iddialı bir alan. Biraz daha ödüller geniş. Dostluk maçları güzel bence. Mutlaka bunu keşfedin. Dostluk maçlarının çok önemli olduğunu düşünüyorum. Ee, mesela yan yana oyunu var. Ee, burada gizemli topta hakikaten top uçuyor. Yakalayamıyorsunuz, hızlanıyor. Görevler var. Pas, e, hız bunlar yükseliyor. Sağını Kral'ın oğlumla çok oynuyoruz. Enerjiyi yükseltirken, 3 katına kadar yükseltiyorsun. Birbirimizi ellemiyoruz. Enerji yükseltmesi serbest. Ondan sonra evet. birbirimize dalıyoruz. Maksimum <laughs> kimya zaten iki takımın da kimyasının yüz oldu. Takas çok güzel. Ee, gol atan çıkıyor. Gol atan çiz, oyuncu çıkıyor. Yani sen bana 3 gol attın 3 oyuncun da çıkıyor. Yani buradaki teknik direktörlerin hepsi Valeri İsmail gibi. <laughs> Alanya maçında goller atanları <laughs> çıkartmıştı ya. Bu öyle bir oyun. Kuralsız da her şey serbest. Vur, kır, parçala, penaltı yok, offside yok. Uzak mesafede goller bir sayı ama uzaktan attığın goller iki sayı yani bu önemli. Kafa vuruşları ve voleler var aynı şekilde. ve mücadele. Yani pardon takasta oyuncuları değiştiriyorsun. Özür dilerim. Mücadele de o dediğim üç tane eksiliyor. Peki üç oyuncu. takasta Bunu şey mi? Kendi evet, takımlar evet. arasında mı oyuncular değişiyor? Evet. Öyle biliyorum. Yani takası çok oynadığım bir yerde mücadeleyi çok oynadım. E, kafa vuruşları oynadım oğlumla uzak mesafe kuralsız. Kuralsızı mutlaka deneyin, stres atıyorsunuz. <laughs> Dağılın gidin yani sürekli. Foul <gülüyor> <et>. <gülüyor> Adam karşı karşıya kalıyor. Cizeye, sağ içinde bir penaltı yok, bir şey yok yani. Var bile bir daire Bu benzeri, Altan abi bir tane İtalyan oyunu vardı galiba. Kalçıyor mu ne? Bir platformda da belgeseli var. Hiçbir kural yok. Herkes birbirine giriyor olduğu gibi İtalya'da. onu Aynen. Biraz ona benzettim tarzını. Değişik Aynen. bir tarzmış. Seni en çok etkileyen şey neresi foot'ta yani evet. baktığın zaman? Altan abi ben genelde iyi bir kadro kurup tabii yani burada squad battles'ın da önemi var işte yeni gelen o foot moments'ın da önemi var. İyi bir kadro kurup foot champions'ta şansımı denemeye her zaman ya o bana daha heyecan verici geliyor ama genelde çok başarılı olduğumu söyleyemeyeceğim foot champions'ta. Çünkü rakipler inanılmaz dişli ve yani karşıdan çıkan rakipler biraz yıpratıcı olabiliyor benim için anladım ee, Şimdi anlar bölümü, yani moments bölümü başlamış. Bu da çok güzel bir bölüm, etkileyici. Baştan çeşitli görevler yapıyorsunuz, Mbappe ile Monaco günleriyle ilgili falan. Burada da ödüller veriyor. Bakalım ee, işte kariyerin başında mesela yükselen evet. yıldız, bunlara bakalım. Bir tane kolay ödevi şeyi görevi yapmaya çalışalım. Burada varsa evet, bir tane. Hücum görevi evet, yapalım diyor, evet, Göre, görevin nasıl yapıldığı mesela ne diyor bir asist yap aşırtma pas tamamla 5 aşırtma pas tamamla top kaybetme ee, bunu şimdi riske, evet, girmeyelim. riske girmeyelim aşırtma şutlarla gol at hadi bunu yapmaya çalışalım. Evet. Bu keyifli olabilir Altan abi. Dün denedim direkten dönmüştü. Ha bu arada <laughs> takımımız takımımız Süper Lig'den bir takım yaptım. Evet hazır ee, çıkmışken bundan evet. bahsedebiliriz. Süper Lig 8. hafta milli maç arası sonra başlayacak. Tamamen oyuncuların özelliklerine bakmadan yaptım. Ee, daha çok bütçem oranında oyuncuları almaya çalıştım. Mesela Batçay en iyi forvet olmayabilir. Joao Pedro daha iyi Batçay'dan. Ama Batçay'ı ucuza buldum aldım. İrfan Bakasetas tabii ki Mertens olmalı çünkü Süper Lig yapıyorsan Süper Lig'in en iyi kartını koymalısın. 84. Kesinlikle. Ee, varlığı önemli. Gördüğünüz gibi paralı bir oyuncu yani bedavadan çıkıp oraya koyduk para <laughs> vererek aldık. <laughs> Torreira aynı şekilde aldık. İki kanat bekini Beşiktaş'tan seçtik. Zalai'nin yanına tek e, gümüş nadir oyuncumuz Leo Duarte kalede Altay var. Kerem sol kanat olmadığı için Kerem oynatamadık. Kimya çok önemli. Endiaya var, e, Maxim var, Lincoln var ve tabii ki Terminator'un <laughs> e, rakibi eee Ikez var. Ee, diğer Cenk hmm. La gördü. Ona e, şey yapalım. Avrupa Kupalarında oynayan Sivas'tan da bir oyuncu almış olduk. Evet. Ve tabii ki teknik direktör. Evet, teknik direktörümüz önemli gibi geldi bana Altan abi. Evet. Ee, teknik direktörümüz gördüğün gibi lig lideri Monteya olarak seçtik. Monteya da paralı. Gördüğünüz gibi onu da aldım. <laughs> yani bedava çıkan bir teknik Aynen. Bu, bu, bu kadro iyi para harcadın Altan abi. Evet, bir iki oyuncu vardı. Sanırım Batshuayi gelmişti zaten. Ha, o da paralı gelmiş ama paralı paketten çıktı. Batra'yı almadım galiba öyle hatırlıyorum. Bütün oyuncuları böylece yerleştirdik. Şimdi gerçek kadromuza gelelim. Çünkü görevleri evet. yaparken biraz daha şey oyuncularla oynamak, etkili oyuncularla oynamak iyi diye düşünüyorum. Premier League kadromuza bir tek Mbappé'yi ekledik. Rooney çıktı paketten. Özellikle EA Play ve Ultimate Edition sahipleri için çeşitli avantajlar oluyor. Bir de e, Amazon Prime, Prime Gaming. Eğer abone olursanız hı hı. size her ay belli avantajlı paketler veriyor. Onların da güzel olduğunu düşünüyorum. Oradan da alıyorum. Çeşitli bağlantılı şeyler var. Bu sene gelecek mi bilmiyorum başka. E, diyelim. Sağ bekimizde Trent Arnold çıktı. O parasız e, kalecimiz var. yani Ramos, ha, Ramos var. Ramos'u koymuş evet. <laughs> güzel. <O> güzel. <laughs> zaman... Doğukan'ın Doğru... biraz eli değmiş galiba kadroyu. Güzel güzel tamam. Peki başlayalım. Bir tane maçı oynayalım şey görevi evet. yapması için. Aşırtma gol bir atacağız. Futbolumuz. Evet aşırtma gol. Evet şimdi sadece bir tane görev yapmaya çalışacağız. Aşırtma gol at diyor. Topu da önümüze veriyor. Birazcık. Evet. Aman, <laughs> tamam. Burada da tabii maçın belli bir noktasında oyuna girmek de Yine farklı atamadık, özelliklerden. Atamadık. Birinci atamadık. Fazla birbirini gördük. Evet. Bir de biraz daha karşı karşıya pozisyonda kalecinin açılması gerekiyor. Evet. Yani evet sanki o, orada biraz zorluk var kaleciyi açmayınca. Bizi yani şaşırttılar yani. Ama bu FIFA'da aşırtma konusunda bilmiyorum katılır mısın Altan abi? Evet. Yani sanki böyle oyunun biraz bug'ı gibi de geliyor bana aşırtma. Yani atıyorum ceza sahası dışından da bazen ilginç kaleci öndeyse aşırtma golleri olabiliyor FIFA'nın içinde. Bir daha deneyelim. Ee, al Aa, bir de bir tane de dene. Nasıl evet. ikimiz şey Kışlar. yapıyoruz. Bir kez de sandığına ben hakkımı yitirdim. Benim hızlı koşma... Neyse galiba. Evet gayet iyi. Olmadı. Olmadı. <laughs> Formamız da Barcelona'ydı gördüğün gibi. İkinci forma beğendiğimiz için <laughs> Inter'i evet. koyduk. Inter forması da güzel bence. Bence de oyunun güzel formalarından evet. ikisini seçmişsiniz Altan abi. Ben de bu sezonki Barcelona forması da gayet okay, güzel bence. yaptık. Şimdi bir gol atmamız lazım. Orta görevi gö tamamlandığında gördüğünüz gibi ee, Bu da kafayla evet. gol oldu. Görev tamamlandı. Görev, tamamlandı. görev tamamlanınca Joshistik ses çıkarttı. Beşimi veriyorum. Görev tamam diye. <laughs> bu genelde benim Öyle. maaş yatınca gelen ses buradan geliyor. <laughs> evet. Şimdi Peki, görev tamamlandığı tamamladım. için bitiyor. Ondan sonra sağ olsun Doğu hazırladığı diğer görevlerin paketlerinden paket bakacağız şimdi. Paket açma da oyunun yine tabii, tabii. en güzel anlarından biri. O, herhalde. o arkadaşım biraz şanssız. Okan sen <laughs> nasılsın ona bakacağız. Şimdi geliyoruz. İlk paketi ben açayım. Evet Altan abi. Evet şimdi altın paketi açıyorum. Bir, ben iki tane Öyle mi? Öyle tamam, demez. Bunu da... Düşünerek yaptım. Tamam peki. Bunu ben açıyorum. <laughs> Al, premium altın paketi açıyorum. Bakalım ne çıkacak. En güzel şeyi değiştirmişler. Sayı yükseliyor böyle. Daha önce tak diye çıkıyordu. 79'luk evet. Dokuzluk, ıı, ben, bir isim soğuk. çıktı. Evet. Küçük bir oyuncu çıkıyor. Evet. Bir de arkadaşıma kızıyordum. 82 <laughs> çıkartıyor falan. Olsun bakalım. Olur, Finlandiya forması. Aa, bu güzel. İngiltere Premier League çıkmış. Güzel. Teknik direktör sözleşmeleri, oyuncu sözleşmeleri, evet. stoper. Ee... Senin Altan abi oyuncu sözleşmeleriyle ilgili de bir ee, taktiğim vardı galiba. Onları evet. satışa koyma İstersen gibi. İstersen sen de paketi aç. Ben de bir deneyeyim. Sen de paketini Bakalım aç. Bakalım uğurlu geleceğime inanıyorum bugün. Acaba. Evet, evet. Sen beni yani geçtin işte. sağa bek çıkarttın. <laughs> yine, yine ama çok evet. tatmin edici bir kart olmadı. Yine. Evet evet. Olsun gene de iyidir. Özellikle görevlerde bak Erol Buzluk evet, da geldi. geldi. Erol Aa. hocam. iyi ee, iki tane kimya kartı ve pozisyon düzenleyici çıktı. Bakın evet. arkadaşlar. Yani e, Bu önemli bir kart. Önemli önemli. Pozisyon düzenleyici. Şu anda bakıyoruz. Yani 1500'ün aşağısına yoktur diye tahmin ediyorum. İyi fiyatlara gidiyor. Evet. Bunları hemen şeylerine atalım ve yavaş yavaş oyunun gerçek içeriğine gelmeye başlayalım. Ben oyunu sevdim Efe. Yani oyunun içerisindeki motorizasyon daha güçlenmiş, daha güzelleşmiş. Nasıl bir maç yapalım? Squad Battles'a karşı ben bir tane maç mı yapayım, ikimiz bir maç yapalım. İstersen dostluk maçlarından bir tane yapalım. Çünkü bunlar da puanlar getiriyor. Mesela Şuradan görev veriyor arkadaşlar. Bunları da herkes biliyordur ama ben gene de göstereyim. Bakın şurada görevler var. Görevler tamamlayınca sezon ilerlemesinden gidiyorsunuz. Gümüş canavarlar var, gümüş oyuncularla oynuyorsunuz. Tamamlayıcı setinde diyor ki mesela oyuncu satın alın. 7 oyuncu daha almam lazım. 93 oyuncu almışım ben de. Yani düşün. <laughs> beri bayağı aldım yani. Kaskı, Kız transfer piyasasına hızlı bir giriş yapmışsın. Tabii, Ted Lasso'nun hikayesi diye mesela şu arma ile oynarsan gene iki tane daha paket verecek. Bunları yapıyorlar. Ee, gelelim dönüm noktalarına. Dönüm noktalarında bir tane bir görev varmış. Anlar ustalığı. İşte bunlardan paketlerini alıyorsun. Evet, buradan Böyle da şeyler yapıyorsun. premium bronz paketleri evet. çıkıyor. Bir tane mücadele görevi yap diyor. Yani hmm. mücadele maçı oyna diyor. Şimdi orada oynayacağız. Valerian İsmail'e salladık ama biz ne yapacağız bakalım dostluk maçları. Bu arada bu bronz paketler, gümüş paketler de belki hani insanlar şey yapıyordur ama kadro kurma görevlerinde önemli Aynen. rol oynayabiliyor. Aynen. Yani çok Aynen. yüksek fiyata giden gümüş paketlerde görmüştüm. Orada Aynen. gümüş nadirleri özellikle satmayın, takas etmeyin, görevlerde zor kullanın. Evet, ben buradan. Ha, ben, ben, de, Yok sen karşıya geçeceksin karşıya de. Gideceğim. Şimdi önemli olan burada mücadele görevini yapalım. Heh. Mücadelede gol atan çıkacak. Bu benim takımım. İlerle diyorum. Sen buradan kendine bir takım alacaksın. Evet ee, ben de. E, Zaten 5 e, çok... yıldızlı kadrolardan almanı öneririm. Evet. Şunu alayım. Şark FC'yi alayım. Ben. Tamam. Ben böyle çıkayım. Tamam ben de bu formayı alacağım. Benim sadece şu an unuttuğum bir şey var. Bu arada bir şey söyleyeyim. Bak bu bizim birinci program değil mi? An annem bana küçükken hep ders arasında istatistik kitabı, şey, defteri tutardım futbolla ilgili. Bir defa falan yakaladı Oğlum futbol kanını mı dolayacak? Diye. <laughs> Pandemi döneminde de evet. çok futbol oynuyordum. Eşim kızıyordu. Bugün onun doğum günü. Kendisine selamlarımı iletiyorum. Ben de programa başlıyorum onun doğum günü. Fut programı yani hayat ilginç şeylere e, gebe. Yalnız bu oyundan çok zevk alıyorum ve sadece oyun olarak görüyorum. Ve her zaman inşallah evet, hep tamam oyun doğru. olarak oynuyorum. Çok zevkli Öyle çünkü. Oyun olarak abi. oynadığınızda saygı duyuyorum. Birçok işin profesyoneli var ama oyun olarak birçok arkadaşımla oynadım. Kendi oğlumla oynayabiliyorum. Kardeşimin oğluyla oynuyorum Eren'le. Yani çok değişik. Bu arada ben senden pas bekleyecektim. İkili oynuyoruz sandım ama sen rakibimiz. Evet Altan abi. Şimdi onu anladım. Bu arada benim olduğum takımın kadrosu da fena değil. Biraz kimyası kötü galiba bu kadronun sadece. Anladım. Bana baştan atacağım kadar at Altan abi peki biraz Süper Lig'den de bahsettik. Evet. O Süper Lig kadrolara bakma şansı buldun mu? Yani Over olarak sanırım Galatasaray e, ee, öne çıkıyor e, kadro olarak. Bence kadro olarak en iyisi Galatasaray. Yani sonuçta bazen diyorlar ki e, hız çok önemli. Evet bu oyunda hız çok önemli ama bitiricilik Kesin. de önemli yani. Şu anda 90 birlik e, oyunun en iyilerinden 90'la galiba Cristiano Ronaldo 78 hızında mı 80 hızında mı ne ama e, ee, gene vuruş gücü çok yüksek. Ee, Ronaldo ile ben Biz adamlarımız ondan oyundan çıkmasın evet. diye gol atmıyoruz birbirimize <laughs> bu arada arkadaşlar. Gol atan oyuncu çıkacak. Bakalım kim <laughs> önce çıkacak. Eyvah. Çek diş. Evet, evet. Ilk Gol geldik. <laughs> Altan senin için İlk biraz şanssızlık oldu galiba, evet, Mbappe'yle atma. Evet, Mbappe gol attı ve Mbappe <laughs> yok artık. <laughs> Oyunda Mbappe'm yok, bu mücadelenin güzel yanıyor. <laughs> 10 kişi kaldı mı Mbappe bu oyuncu atıldı. Bakayım yukarıda çıkıyor gördüğünüz gibi. Mbappe'nin atılması benim için bir şans oldu. Şu <laughs> evet. an bunu iyi değerlendirmeye çalışıyorum ama... ama. Sadece Valerian İsmail yaptı, adam belki de bu oyunu biliyordu yani. <laughs> gol atanı çıkartma konusunda. Evet. evet hemen sağ... yedik golü ve benden de biri gidiyor ama. Bir bir senden de evet, Griezmann. Griezmann. gidiyor. Yani Griezmann şu ana kadar oyunda çok kendini hissettirememişti bence zaten. Evet, ben evet. çok büyük bir kayıp olmadı benim için diye düşünüyorum. Öyle ama. mi diyorsun? <gülüyor> <gülüyor> evet, Kurses... Çok yavaş şuraya Kulsevski. Kulsevski'de değişik bir gol deneyelim. Olmadı. Bir tane daha Rooney gitti galiba. En evet. iyi adamlar Şimdi Rooney gitti evet. Sonlara doğru gol atmakta da yararlı. Evet biraz rakibi oyalayıp. Şimdi 9 kişi kaldım. Ee, ama Efe'de 10 kişi. Bir tek sen aynı fikirde misin? Ya da oynayanlar aynı fikirde mi? Murat, Doğukan, Umut oynuyorsa Umut. Süre bir tık azaltılabilirdi gibi geliyor evet. bana. Yani bazen karşına çok güçlü ya da çok güçsüz bir takım geliyor. Ne yaptı oyuncular? İlk golü atan çıkıyor dostluk maçlarında. Evet. Yani ağırı, bunu bir ağırı. karşılıklı centilmenlik şeyi gibi bazıları çıkmıyorlar ama ben de artık öğrendim. Golü ee, a, yediğim anda çıkıyorum. Bazıları inat ediyorlar çıkmıyorlar benim karşımda ben de kızıyorum. Ya bir adama girdim gol atmam lazım sadece maçta go gol görevi istiyor. Adam beni 8-0 mı 9-0 mı yendi gol de <laughs> at atamadım adamı ondan sonra dedim <laughs> ki bundan sonra çıkarım arkadaşlar. <laughs> Kızdı adam bana. O golü attırmadı yani. Dün de bir video izledim. Orada işte oyunculara reytinglerini soruyorlar. Ama mesela Manchester City'de işte Jack Grealish, Palmer genç oyuncu var. Haaland bir de Ake var. Orada so sormuşlar Altan abi mesela Haaland kendi fiziğini beğenmiyor. Kendi fiziksel özelliklerini. Daha yüksek olması gerekiyor. Daha evet. 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 Orada diyor, 88 diyor vuralım beğendin mi diyor beğenmedim daha iyi olabilir sağ ol. bir de bir City'nin İngiliz genç oyuncusu var aklıma gelmedi tam. Onun kartına bu pas şeyinle çok daha yükselmen lazım diyor bu artı olan şeyinde <laughs> çalışman lazım falan. Dalga geçiyor arkadaşın kartı özellikleri o genç oyuncuyla. Şu an ikimiz de 9 kişi devam ediyoruz oyuna. Evet birazcık onun getirdiği yorulmalar var. Onun için James gidemedi. Şu an evet ben oynadığım kadronun enteresan bir yapısı var yani tam olarak çözemedim ama Evet 3-2 yaptık. Kim çıktı bakalım? Kaldık. Öyle ee, işte senin çıktı galiba. En üzülmediğin oyuncu çıktı. <laughs> Efe peki e, biz konuklar gelecek mi bizim programımıza? Onlardan da bahsedelim. Değişik şeyler mesela e, özellikle şeyde TV bu içerisinde çok iyi futbol oyuncuları falan olduğunu duydum. Mesela Erkut Öztürk, Ercan Taner. <laughs> ee... Ya Altan abi gelecekler. Hepsini ağırlayacağız tabii ki. Hı -hı. Ee, ya bakalım tabii iddialı oldukları bir konu var ama seni geçebilecekler mi? Onu da göreceğiz. Olabilir ya. Ben e, burada şeyim hemen hemen %50 galibiyet oranı. Yani yendiğim kadar yenildim. Ee... Okan'la bile çok güzel Volta maçları yaptık. Okan evet Volta'nın evet, ekstra evet. bir ilgisi var. Trabzon yönetmenimiz. Gerçekten bizi... Hayır oyunun içerisinde bile çok yaşıyor ve yaşatıyor. Okan'a gol atmaktan <laughs> mutlu olmaya başladı. Ama o kadar bir süre oynuyor ki oyunu. Gene gördüm bugün Okan gene oynarız diye. Abi biraz oynadım güzel oyun dedi 2023'e. Onayı da aldım Okan'la. E, tabii Murat'la oynadım, Doğukan'la oynadım. Bu arada senle ilk dün oynadım. Aynı takımda ilk defa rakip oynuyoruz değil mi bu? Evet Sen, evet biz ilk defa rakip yani. oynuyoruz Altan. Bu Eriksen'in e, haftanın takımın kartı da gayet iyi gözüküyor Altan abi bu arada. Evet bu Premier Lig rakibi belli. <laughs> Hafif kendini alıyor. Ha yok. Süperlik Aa, abi, evet. süperlik. Ben <laughs> <ha. gülüyor> ilk defa firkik atacağım. Bugün deneyeyim. Yine burada da gol beklentisi var solda mesela, orada özellikle. İlk defa firkik attım, biraz yavaş attım galiba. Of. Aa. İyi attı ama. Yani beklediğimden iyi gitti. <laughs> Geçen sene 25 tane firkikten gol at görevi vardı. Oğlum Emirle, o da 10 yaşında bir 15 16 tanesini o attı frikikten. İyi friki katıyor Çok iyi. Bir gün inşallah onu da çok konuk iyi. ederiz. Heyecanlı oynuyor. Güzel <laughs> Tabii oynuyor. Tabii ki. Emir'i de bekleriz. Altan abi tebrik ederim. Ben de yani gördüğün gibi Kesin. oyunun şeyi güzelleşmiş. Yani Kesin. Kesinlikle. Ee, şimdi ilerleyelim. O kadro kurma görevlerinin de çok önemli olduğunu söyleyelim. Onu da yapsınlar. Bunun dışında Evet, senin tavsiyelerin neler olur Altan abi yani ultimate team oyuncuların hani kadrosunu geliştirmek adına. Arkadaşlar ilk Onları başlarda yazıyorlardı şimdi çok şey yapmıyorlar. Bence maksimum bir buçuk saatte falan ciddi ara vermek lazım. Yani bir buçuk tamam. saat oyun birazcık enerji besin kendini mesela diyorum ki evde yalnızsın kimse yok hava yağışlı oturdum buna 9 saat. <laughs> Onu yaptığın anda mekanizmam ben kendimden 9 saat ya. Bunu birazcık daha ayarlı yapmak lazım. Bir buçuk saati maksimum Bir saat 2 saat ara. Sonra tekrar oynayın. Çünkü insan kendini çok kaptırıyor. Çok güzel şeyler var. Tek oyunculu draft var mesela. Draft bu, fişiyle giriyorsunuz. Bu altan abi tam bir tuzak bana göre. Ben e, benim en sevdiğim <laughs> mod bu arada Foot Champions demiştim. Kesinlikle Foot Draft şimdi. Draft değiştireyim mı? kesinlikle. Kesin. Ya çünkü hiç oynayamayayım ya belki de şöyle. O zaman şöyle. bak şimdi evet. benim böyle bir şeyim yok, yok. yoktu. <laughs> hayır hayır. Yok, yok. Bir tane. Daha <laughs> <Hayır, gülüyor> drafta girecek param yok. Nasıl evet, yapabiliriz? Tamam. Sence nasıl girebiliriz? Param da yok. Bir tane taktik var. Ama paketi sen açmayacaksın. Hayır <laughs> <laughs> yok. <gülüyor> ben açmam. Paketi. Bak şimdi şöyle yapıyoruz. Harcamayacaktım ama bugünün onun ilk programımda <laughs> bu foot points'imi harcayacağım. Satılamayan oyuncu paketi premium altın. Ha şu işte. O <laughs> abi Bakın çok 3'ü 83 reyting garantili 16 nadir altın oyuncu. Şimdi bu ilk oyunumuzun özelini alalım bunu ya. O zaman buradan paketimizi hızlıca alalım, programı da böyle kapatırız tamam mı? Peki hadi evet, boy. Daha sonra bir paket alacağız. Evet. Madem evet. draftı çok Madem. beğeniyorsun haftaya draft da evet. yaparız bir tane. <laughs> altın abi teşekkür ederim. Bir dakika bu, dur bu. alalım önce paketi evet. satın alalım. Soruyor 100.000 jeton 100 bin jetonumuz olmadığı evet. için Ultimate Edition'dan gelen 2000 puanımı helal ederek veriyorum evet. uçağı. Çok <laughs> <laughs> evet, Messi Var çıktı. Ya. Evet. 84'te Sergio 80, Ramos çıktı. 80. Arkadaşlar. Ee, i̇ki iki tane de kiralık biri Veron çıktı. Veyron. Yani Veron'a üzüldüm kiralık çünkü ikon kiralık hakkım Brezilyalı ya da e, Alman falan ama bu Gomez iyi. Bence Mario değil. Gomez. bundesliga e, kartı. Bu arada Thiago Silva kiralık ve e, biraz da Schmerz. 83 oyuncular Schmerz. falan Schmerz. gelmiş. Şimdi gelelim hemen hızlıca ondan sonra da bu haftalık... programımızı... kapatacağız. Burada evet diyoruz, drop fişini kullanıyoruz. İçeri giriyoruz. E, efsane oynadım geçen sene ama şimdilik takım biraz zayıf de dünya klası yapalım. Efsane de... Zaten yeniliyorum. O kadar da çok iyi değil. O Evet. Biraz yapay zor. zekayı oynamak evet. zor oluyor altına. Şimdi buradan taktik seçiliyor ve bir daha da değiştiremiyorsun. 4 evet. maç boyunca. Ee, bakalım. Gene en iyisi bu gibi. Bunu seçelim. Defansı güçlü tutalım. Buradan oyuncular. Evet. Valverde geldi. Var. Güzel bir sağ kanat. jinola ee, geldi. Ben biraz daha Premier, Premier League üzerinden ee, yürüyebilirim diye düşünüyorum ama Ginola da çok iyi. Evet seçelim e, e. Ne Altan alan? abi zor, zor bir karar şu an. Dinatelen'in yani. hızı çok güzel gözüküyor. Evet. Ginola'nın Ginola hızı çok güzel gözüküyor. Ama Hı. Ginola yanlış görmüyorsam farklı bir kart. Lig bir kartı. Evet Lig 1 kartı o. Lig 1 kart. Bir kartı ve Fransız. Daha yani mi? burada Dinatale sanki... Daha Bilmiyorum mi? Altan abi kararı sana Ben genellik bir kararı. üzerinden yürüyelim. Mbappe falan filan o zaman diye. o zaman Jinol'dan giderim abi. Gelebilirse yani. Jinol'dan alalım. Buradan e, şeylerimizi çıkartıyoruz. Böyle devam ediyor. Bak. Evet, Pedro geldi. Tamam, Pedro'yu alalım. Hah, bak. Evet. İyi oyuncular geldi. Yani burada ben, herhalde Messi'ye gideceğiz. Yani Göreceğim. Salah daha iyi, hızı var. Evet. Kol daha iyi ama Messi hem kimya için bir de ayıp olur Messi çıkınca alması. <laughs> yani Messi çıkmış almıyorsun <laughs> be abi falan derler. bunu Kimya daha 12 oldu. Evet, çok kim, yükselmedi. kimya, yükselmedi. Kan Sol kanat biraz yükseltebiliriz. Bak 7 yükseldi. Evet. 19 oldu. Fena bir kimya değil. Draftta 19'u yakalamak bence çok kolay değil. Şimdi mesela kimyayı şu çok yükseltebilir. Bakalım evet. Ama Messi. Messi. yok abi kimya düşük kalsın. Ya işte Namımız bu, diyoruz. burada klasik taktik aslında Altan bir şey. Troyer'e ile başlayıp hemen oyun başladığında değiştirmek. Evet. Messi Şeyi böyle koyalım, bir uyanıklık. Frederic'si tut... koyalım Yaptı bakalım. Genelde. O 3 arttırdı. Kimya 22 oldu. Fena bir yere gitmedi. Evet. Süper Lig'leri yedekleri almaya devam. Bir de sol Evet, oraya oraya zincen koyu da koyabiliriz aslında. Yok normalde. Ya da normalde Şey Ha, Evet normalde evet. kimya değil, değil mi arkadaşlar? Gayet iyi bir kimya kaldı bence. 26 pardon. Kimya önemli. Bu ilk draft takımımızda burada yapmış olduk. Bence fena bir draft değil. Şu özel Jinola'yı da yedeğe alalım, sonra oyunun içerisine evet. sokarız. Çünkü Rashford gelmesi de oynatırdım ee, diyelim, yedeklerimizde bunlar oldu, fena değil. Haftaya draft evet, sonuçlarını hafta. açıklarız. <laughs> evet aynen. Evet. O zaman ilk programı burada noktalıyoruz. Altan ile beraber hem yeni FIFA 23 hem de FIFA Ultimate Team'in yeni modlarını değerlendik oyunu oynadık. Siz de Altan abinin dediği gibi sorularınız, görüşleriniz, merak evet. ettiğiniz şeyler varsa ya da Altan abiden tavsiye almak istiyorsanız FIFA Ultimate Team hakkında, aşağıya yorumlarınızı bırakabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederiz.